Merhaba arkadaşlar, Gurme'den Geçme kanalına hoş geldiniz. Arnavut böreği tarifi paylaşmak istedim sizlerle. Yapımı son derece kolay olan bir tarif ve çıtır çıtır bir börek oluyor arkadaşlar. Hemen yapımına başlayacağız. Bir demet pırasayı önceden yıkayıp şöyle şu kalınlıkta dilimledim. Bunu kavuracağız ama önce hamurumuz dinleneceği için hamuru hazırlayacağız. Ilık bir su olması yeterli. 2 su bardağı suyu öncelikle bir hamur yoğurma kabına alıyorum. Ilık su olduğunda hamur daha kolay açılıyor biliyorsunuz. Şimdi içine unu yavaş yavaş ilave edeceğim. Ve karıştıracağım. Tuzun her yerine geçmesi için bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı sirke, üzüm sirkesi bu. Bu da çıtır çıtır olmasını sağlıyor böreğin. Ve kolay açılabilmesi için bir yemek kaşığı sıvı yağ. Yoğurmadan önce güzelce karışmasını sağlayacağım. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz yine kolay açılabilmesi için. Çok sert olmaması önemli hamurun. Artık yoğurmaya başlayabiliriz. Hamurumuzu iyice yoğurdum arkadaşlar. Yumuşacık böyle bir hamur elde ettik. Şimdi 20 dakika falan dinlendireceğiz hamuru. Bu arada da pırasaları hazırlayacağız. Üzerine nemli bir bez örterek 20 dakika kadar dinlendireceğiz. Tencerede kavuracağım için tencereye 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım arkadaşlar. Tavada da kavurabilirsiniz ama tencerede daha rahat oluyor. Ocağımızın altını açıyoruz hemen. Biraz yağ ısındıktan sonra pırasaları alacağım. Çok da yanmasını istemiyorum zaten yağın. Hemen pırasaları tencereye gönderiyoruz. Arnavut böreğini en çok pırasalı seviyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl seviyorsunuz ama patatesli veya kıymalı, peynirli olarak yapan da var. Hatta Arnavutlar böyle yoğurt ve yumurtayı karıştırarak da arasına koyuyorlar. Öyle de çok güzel oluyor. Ama benim tercihim her zaman pırasadan yana. Çok seviyorum böyle bir böreği. Yazın patlıcanlı, kabaklı, karışık da yapabilirsiniz. Sadece patlıcan falan da çok güzel oluyor. Şimdi kış olduğu için ve pırasa bol olduğu için aynı zamanda çok yararlı olduğu için pırasa biliyorsunuz kas sistemimiz için çok iyi. Yüksek oranda lif içeriyor. Son derece de yararlı. Kışın bol bol tüketmekte fayda var. Ocağımızın çok kısık olmaması gerekiyor. Böyle yüksek ateşte çok fazla suyunu salmadan kavurma işlemi yapacağız. Biraz kapağını kapatıyorum. Sıcaklığıyla, iyice buharıyla pişmesini sağlayacağız bu şekilde. Ara ara karıştırarak kavurma işlemine devam ediyoruz. Pırasalar yumuşamaya başladı. Gördüğünüz gibi renk değişimi de başladı. İyice sararması gerekiyor yumuşaması için.
Böyle 2 dakikada bir karıştırarak 8 dakika, 9 dakika kadar falan tahmini pişme süresi. Tuzunu da sonra koyacağım. Sertleşmesini istemiyorum çünkü. Bu şekilde 8-9 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar pırasalarımız hazır. Şöyle sararması yeterli. Çok fazla pişmesine gerek yok. Hamurun içinde de pişecek. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Hamuruna tuz koyduğum için buna çok fazla koymayacağım. Hemen şöyle yarım çay kaşığı kadar, hatta daha az. Bu yine sizin tercihinize kalmış bir şey. Biraz da kırmızı toz biber koyacağız. Soğuduktan sonra bir yemek kaşığı yoğurt da koyacağız. O da çok güzel lezzet veriyor. Şimdi bu soğuması için şöyle tuz iyice karıştıktan sonra bir kaba alacağım. Daha kolay soğusun. Bu tamam şimdi. Yoğurt koyma aşamasını tekrar göstereceğim. 100 gram tereyağını ocakta böyle ısıttım. Yani erittim daha doğrusu. Bunun yerine margarin de kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmış bir şey. Ben tereyağı tercih ediyorum her zaman. Kokusu çok güzel oluyor. Hem daha sağlıklı olduğu için. İçine bir fincan dolusu ya da yarım çay bardağı da diyebiliriz ölçü olarak. Sıvı yağ ilave ediyoruz. Bunu hamuru açma aşamasında kullanacağız. Her katına. Şöyle bunu karıştırıyorum. Bir kenara ayırıyorum. Ve hemen hamur açma tahtamı alacağım. Şöyle bu karıştırma kabı kapaklı olduğu için ben bununla kapattım. Hamurumuz dinlendi güzelce. Şimdi bunu bezelere ayıracağız. Arnavut böreğinin özelliği biliyorsunuz kat kat bir hamurdan yapılıyor olması. 24 parçaya ayıracağız hamuru. Hepsini ayrı ayrı açacağız. Öncelikle şöyle yarıdan bölüyorum. Bu karıştırma kabına biraz un serpiyorum yapışmaması için. Şimdi her bir bezeyi elimde şöyle yuvarlayıp tekrar karıştırma kabına alacağım. Arkadaşlar 24 beze hazırladım. Hemen ilk bezeyi şöyle hamur açma tahtamın üstünde öncelikle biraz elimle bastırıyorum. Hamuru yumuşak yaptığım için unla kolaylıkla açacağım. Yani tabak genişliğinde diyebileceğim kadar büyüklükte açacağız. Sonra yağlayacağız. Şu büyüklük ve incelik yeterli. Şöyle göstereyim. Bunu tekrar açacağımız için zaten sıkıntı olmayacak. Şu masamın kenarına alıyorum ve üzerine bu hazırlamış olduğumuz yağlı karışımı bir yemek kaşığı dolusu kadar koyup şöyle her tarafına yaydırıyoruz arkadaşlar. Bütün bezeleri bu şekilde üst üste dizeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, 24 bezeyi 12 tepsinin altına gelecek şekilde 12 üst hamur olacak şekilde olacak. Bir katı 12'den, diğer katı da 12 bezeden oluşacak. On ikinci bezemizi de açtım. Bunu diğer katların üzerine koyuyoruz. Bu 12. katın üzerine yağ sürmüyoruz arkadaşlar. Bu 12 kat burada beklerken diğer 12 katı hazırlayacağız ama bunun üzerine devam etmeyeceğiz. Bu ayrı bir yerde bekleyecek.
Şimdi yine bir 12 kat hazırlayacağız. Yine her katını yağlayarak en üst katına yağ sürmeyeceğiz arkadaşlar. Pırasamız soğudu. Şimdi içine 1 yemek kaşığı yoğurdu ilave ediyorum. Bu yoğurt tamamen isteğe bağlı ama çok güzel bir lezzet veriyor. Şöyle iyice karıştırıyoruz. İlk etapta açmış olduğumuz 12 parçalık hamuru yine tahtamın üzerine alacağım. Bu iyice dinlenmiştir. Unluyoruz güzelce. Şimdi tepsinin büyüklüğüne göre açacağız hamurumuzu. Tepsimizin dışına taşıyacak şekilde, yani o kadar büyüklükte açmamız gerekiyor kenarlarını kıvıracağımız için. Şimdi hemen bunu tepsiye alacağım, alt katı. Bu arada hamuru çok inceltmemize gerek yok. Kat kat hamur olduğu için o zaten böyle tel tel ayrılacak. Şu kalınlık yeterli. İnceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Dediğim gibi katlı bir hamur olduğu için çok da incecik bir börek hamuru yapmamıza gerek yok. Tepsiye şöyle yağlı kağıt serdim ben yine yapışmaması için. Şimdi bunu tepsiye alacağım. Şöyle tepsinin kenarlarına şu kadar çıkacak şekilde hamurumuzu serdim. Şimdi harcı koyacağız içine. Tek kat olduğu için bu yoğurtlu pırasalı karışımı tepsinin her yerine gelecek şekilde yaydırıyoruz. Bunu tepsiye yayıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer hamuru açacağım. İkinci hamurumuzu çok fazla inceltmiyoruz. Tepsi büyüklüğünde olması yeterli. Şimdi hemen bunu tepsinin pırasaların üzerine alacağız. Tepsiye iyice yerleştiriyoruz. Kenarlarını kıvırıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Kenarlarını kıvırmış olduğumuz böreğin şöyle tam tepsinin ortasını su bardağıyla keseceğim. Şu an tam orta. İyice kesilmesini sağlayalım burada. Yoksa ayrılmaz hamurdan. Şu an kağıda kadar ulaştı. Şimdi üçgen bir şekilde böleceğiz. Öncesinde şöyle tepsinin ortasından bölüyorum. Yuvarlak olan yere kadar. Bu böreğin özelliği üçgen olarak servis edilmesi. Yağlı bir hamur olduğu için çok güzel kabarıyor, harika oluyor. Arnavut böreği, el açması börek deyince insanın gözünde böyle bir büyüyor ama gerçekten yani küçük küçük bezeler açıldığı için zor bir şey değil. Şimdi bu kalan yağı üzerine her tarafına gelecek şekilde özellikle kenarlarına sürüyorum. Arkadaşlar böreğimiz fırından çıktı. 175 derece fırında yaklaşık 50 dakika kadar pişiriyoruz. Kısık ateşte pişmesi gerekiyor. İnanın o kadar güzel oldu, şu çıtırtıyı duymanızı istiyorum. Çıtır çıtır bir börek. İçini de hemen göstermek istiyorum. Şöyle bakın, kat kat bir tarif.
Her kat tel tel ayrılmış. Tadı harika. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma destek olmak isterseniz videomu beğenip abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.